gel arkadaşlar. <laughs> Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Süleyman Soylu'ya cevap verecek. Vermek üzere bir planlama yapmıştım. Biraz önce elime bir mahkeme kararı ulaştı. Lütfen buna bir bakın. Bu bir mahkeme kararı. Bu bir hukuk skandalı. Bir hukuk garabeti. Bu işin özü ne biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan demiş ki hakime. Bay Kemal'e söyle benim hakkımda konuşmasın demiş. Hakim de demiş ki Recep Bay Kemal Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kanaatlerini artık mikrofonda söyleyemezsin, televizyonda söyleyemezsin demiş. Söylemeyeceksin demiş. Söylemeyeceksin demiş. Bir ilkokul öğretmeni olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hakimine, bir hakimine Anayasamızın 20 Ben madde numaralarını ezberleyemiyorum da. 25 ve 26. maddelerini hatırlatmaktan ben utanıyorum. Hatırlatmaktan bir hakim, hukuk fakültesini bitirmiş bir hakime anayasanın 25 ve 26. maddelerini hatırlatmaktan dolayı bir öğretmen olarak, sınıf öğretmeni olarak utanıyorum hakim resmen Tayyip Erdoğan'ın üst e, talebi üzerine tam olarak şöyle diyor. Gereği düşünüldü. Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin kabulüne. E, Türk Medeni Kanunu madde 24 ve 25. maddeleri kapsamında davacı hakkında beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı, beşli çetenin tahsildarı tefecilere hizmet eden ifadesini kullanırken bakın burası çok önemli. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranmaları yönünde ihtiyati tedbiren uygulanmasına. Bundan sonra daha dikkatli olmasına yönelik olarak ihtiyat. Bu ifadeleri kullanmayacaksın diyor. Tedbir koyuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beynine tedbir koyuyor. Diline tedbir koyuyor. Düşüncesine tedbir koyuyor. Kanaatine tedbir koyuyor. Dünyada dünyada böyle bir karar bulamazsınız böyle bir karar bulamazsınız. Dünya hukuk tarihine geçecek bir karardır. Bir karardır. Bunu okuyunca şok oldum. Çok. Üstelik bu kararı da dosya üzerinden veriyor hakim bey. Sayın genel başkanın avukatını falan da duruşma, duruşma yok. Dosya. Peşinen diyor bunları bir daha konuşma da. Ben Tayyip Bey'in istediği tazminatla ilgili sana ayrıca bir hüküm vereceğim diyor. Peşinen de duruşmadan önce Tayyip Bey'in talebine istinaden tazminata hükmedeceğini de tedbir koyarak ilan etmiş oluyor. Ayıp. 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 Şimdi Bekir Bozdağ da dün diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu yargıya müdahale ediyor. Ya Sayın Bozdağ sen kafayı mı yedin? Dünyanın neresinde muhalefetin yargıya müdahale ettiği görülmüş ya? Yargıya müdahalenin örneği yok. İşte bu. Ben başka örnekler hazırlamıştım. Şimdi bu geldi. Böyle bir karar hukuk tarihinde bir daha olmayacaktır inşallah. Türkiye'de belki mümkün de. Dünyanın bütün hukuk fakültelerinde buna, buna değinilecektir. Yargıya müdahale bu işte. Bakir Boz'da. Yargıya tasallut bu, yargıya tecavüz bu, yargıya baskı bu. Ben başka örnek de vereyim. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili kara paraklayıcı biliyorsunuz. Tedbir kararı, mal varlığına tedbir kararı koydu, mahkeme koydu. Yurt dışına çıkış yasağı koyuldu, mahkeme koydu. Başka hakimler bu ted, e, mal varlığına tedbir kararında kaldırdı. Yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Süleyman Soylu da dedi ki, devlet operasyonudur bu dedi. Devlet operasyonu. Bir kara para aklayıcısının suçu sabitlenmiş, mal varlığına el koyulmuş idi, yurt dışına çıkamaz denmiş idi. Bir devlet operasyonuyla mal varlığı yasağı kalktı, yurt dışına çakış yasağı kalktı. Şimdi Bekir Bozdağ soruyor. Sen bunun neresindesin? İşte yargıya müdahale bu. İçişleri Bakanı diyor ki bir devlet operasyonuydu böyle yaptık diyor. Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı olarak sen bunun neresindesin? Saray bunun neresinde? Raif Brunson meselesinde kim müdahale etti yargıya? Ben mi ettim? Deniz Yücel meselesinde kim müdahale etti yargıya? Ben mi ettim? Suudi Arabistan'dan 3-5 dolar alabilmek için Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a iade edilmesine, dosyanın kapatılmasına kim karar verdi? Hakim. Kim talimat verdi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? E değil arkadaşlar. Buna da müdahale eden beyler, saray, saray şürekası. Yakında herhalde Tayyip Bey saray şürekası ifadesinin de düşünülmemesi ve konuşulmaması için bir mahkeme karar alır. Tablo bu. Osman Kavala tahliye kararı almıştı. Cezaevindeydi. Valiz topluyordu. Çıkacak. Tahliye edilmiş. Adam valizini toplarken apar topar başka bir soğuşturma kovuşturmaya dayanarak <laughs> tutuklama kararının bu kadar jet hızıyla verilmesini de mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya müdahalesiyle sağladılar? Kim etti bunları? Kim yaptı? Çok açık söylüyorum. Saray, saray şürekası yargıya tasallut etmektedir. Yargıyı baskılamaktadır. Yargıyı tahakkümü altına almıştır. Türkiye'de şu anda otokratik yönetim jüristokratları da bir nevi jüristokrasiyle birlikte toplumsal muhalefeti engelleme, baskılama, çaba ve gayreti içindedir. Bu çok tehlikelidir. Sabah jüristokrasi, öğleden sonra otokrasi. Nasıl olacak bu iş? Sonra da demokrasi diyeceğiz. Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Şimdi Sayın Soylu da kendini unutturmamak için şirinlikler yapmaya devam ediyor. Sivil toplumla ilişkiler il müdürlerini Ankara'da toplamış. Ankara'da mıydı? Hizmet içi eğitim illerdeki sivil toplumla ilişkiler il müdürlerini topluyor ve orada altılı masayı eleştiriyor. Ayıp. Ayıp. Orada il müdürlerine, il müdürlerine altı siyasi parti liderini hedef gösteriyor. Buna ne diyelim şimdi? Soylu'ya bir şey söyleyeyim ama. Bir şey hedef bir şey göstereceksen. Bak söyleyeyim ben sana. Ayda on bin dolar alan siyasetçiyi göster. Adını açıkla onu göster bilelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Laf yetiştireceğine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 557 teröristin ismini göster, inanalım. İl müdürlerine si si muhalefeti hedef gösteriyorsun. Yetmiyor, dayanamıyor. Gazını alamamış, şirinlik yapmaya devam ediyor. Polis Akademisi öğrencilerine bir konferans veriliyor ve muhalefet liderlerini, özelde de Sayın Akşener'in, şehit istismarı yaptığını söyleyebilecek kadar alçalıyor.